Hoş efendim. Bulduk efendim. Hem stüdyomuza, televizyonumuza hem de Rize'ye hoş evet, geldiniz. Hoş bulduk. Herhalde çok uzun bir dönem olmuştu değil mi? Tabii biraz arayı açtık Rize'ye gelişimizin. Evet. Ben bugün kongre vesilesiyle burada Rize'de bulunuyorum. Tabii hemen aracılığınızla şunu söyleyeyim. Kongreye Rizeli kardeşlerimizin gösterdiği teveccühten dolayı bir teşekkür nasıl, ederim. Nasıl, memnun muydunuz görüntüden? Hamdolsun. Hakikaten atmosfer de teşkilatımız da çok güzel, canlı bir çalışma yapmışlar. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Böyle rica bir ederim. İmkanı bize verdiğiniz rica için. Ederim. Yani Rize, tabii adımıza temel olunca adımızdan dolayı birazcık Karadenizlere karşı yok, Karadenizlere yakın. De benziyorsunuz aslında. Bilmiyorum ama ben uzun zaman hiç Karadenizlerin temel ismini çok kullandığını bilmiyordum. Ben öğrendikten sonra Karadeniz'de temel ismi kalkmış. Bakıyorum kimse temel koymuyor çocuğun evet, adını artık. Evet. Evet, Sayın Genel Başkan, tabii ben de bugün konuşmanızı izledim. İlk etapta aslında farklı bir program olsun istiyorum. Biraz daha böyle monolog şeklinde. Sayın tabii, tabii. Bilge Başkan diyor. Bugün dikkatimi çekti. Kongreye ben de geldim. Bilge Başkan ifadesi çok kullanılıyor. Bu nasıl karşınızda, nereden geliyor ya, bu Bilge Başkan? Şimdi bir şey bulacaklar. Genç diyemiyorlar. Onun için ne diyorlar ki? Bilge Başkan, yaşlılığı başka türlü tarif etmenin yolu öyle bu. Mi? Tabii böyle bir ismi. Belki tecrübeye bakarak uygun görmüşler. Yoksa bilgelik ayrı bir iş. Yani biz kendi kendimize böyle bir şey yakıştırmayı doğru bulmayız. Kendinizi siz ya zaten yaşlı evet. hissetmiyorsunuz herhalde. Gördüm merdivenleri evet. çıkarken konuşmaya evet. giderken maşallah. Allah razı olsun. Efendim tabii yaklaşık az önce de ifade ettim. 1,5 saatlik bir beraberliğimiz evet. olacak. Türkiye'nin evet. bugün karşı karşıya kalmış olduğu hem içeride dış politikalara da değineceğiz. Ama biraz Saadet Partisi'nden konuşmak istiyorum. Şimdi Fazilet Partisi vardı, kapatıldı. Refah Partisi vardı, kapatıldı. Evet. Milli Selamet Partisi vardı, kapatıldı. Kapatıldı. Evet, Milli yani Nizam kapatıldı. Nedir? Neden kapatılıyorsunuz? Sizi diğer partilerden ayıran özellik nedir? Bizi diğer partilerden ayıran temel özellik, biz bütün politikalarımızı temelde hak ve adalet üzerine inşa ediyoruz. Ülke menfaatleri söz konusu olduğu zaman da herhangi bir pazarlığa kesinlikle yanaşmıyoruz. Bunlar mı kapatılıyorsunuz? Benim kanaatim öyle. Çünkü bizim politikalarımız temelde sadece ülkemizdeki bir takım odakların menfaatlerini belki veya düşüncelerine karşı bir tavır sergilemek değil. Biz ideallerimizle tabiri caizse aslında biz meydan okumuyoruz ama bütün dünyaya meydan okuyormuş olarak gözüküyoruz. Yani bizim için memleketimizde eğer hayırlı bir hizmet yapılacaksa, bölgemizde, İslam aleminde evet. buna engel olan kim varsa biz bunlarla mücadeleye baştan hazırız. Aslında noktalı virgülle girmek istiyorum. Gerçekten çok önemli bir ifade. Evet. Saadet Partisi, rahmetli Erbakan Hoca döneminde de şöyle ifadeler kullanıldı. Örneğin 28 Şubatların olması. Sadece Sayın Erbakan Hoca'nın savunmuş olduğu fikir Türkiye sınırları içinde değil, dünyayı kapsadığı için, D8'leri öne aldığı için, tabii. dünyayı tehdit ettiği tabii. için bir tehlike unsurusunuz. Yani tehdit sözü onlar yani bu... O yanlışın karşısındaki. O tabii onlar kendi hakimiyetlerinin zedelenmesini istemiyorlar. Biz ise diyoruz ki adil bir dünya kurulmalı. Burada güçlü de olsa hiçbir devlet, hükümet, ülke başkalarının üzerinde kendi politikalarını zorla kabul ettirtmemeli. Dünyada adalet olmalı. Dünyada eşitlik olmalı. Dünyada hakikaten onların da düşündükleri şekilde ciddi manada baskı yerine demokrasi olmalı. Efendim ifadelerinizde, misyonunuzdaki ifadeler bu adil kelimesiyle milli kelimesi gerçekten çok sık yer tutuyor. Ya siz şuna mı inanıyorsunuz? Hem Türkiye'nin içinde hem de Türkiye'nin dışında gerçekten bu ifadeleri kullandığınız zaman şöyle bir çağrışım yapıyor bende. Gerçekten adaletsiz bir dünya. Gerçekten adil olmayan bir dünya. Maalesef. Gerçekten Türkiye'yi düşünüyoruz. Milli olmayan bir Türkiye ile mi karşı karşıyasınız ki bu ifadeleri çok sık kullanıyorsunuz? Maalesef. Dünyada barış ve huzur ancak adalete dayalı bir sistem kurulursa sağlanabilir. Halbuki bugün gücü elinde bulunduranlar kendi menfaatleri söz konusu olduğunda adaleti de, hukuku da, insan haklarını da, demokrasiyi de ellerinin tersiyle iteliyorlar. Biz güçlüyüz, o halde bizim dediğimiz olacak diyorlar. İşte biz bunun
karşısında bir direnç gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bundan dolayı da biz bir meseleye yaklaşırken bunun çözümü nasıl olur? Oradan işin içine giriyoruz. Biz kendi mesele, yani biz adil bir dünya kuracağız dediğimiz zaman kim kuracak bunu? Kişiler kuracaksın. Başka ülkeler en azından. Evet. Peki ülkeler nasıl kuracak? Ülkeler kendi içlerinde tutarlı ve güçlü olmazlarsa böyle bir sistemi kuramazlar. Siz bunu kurarken Amerika'nın bugün alıştığı bir takım menfaatlerine mani olacaksınız. Avrupa'nınkine mani olacaksınız. Ona mani nasıl olacaksınız? Gücünüz varsa. O zaman biz diyoruz ki temelde Erbakan hocamız, Allah rahmet eylesin, bunları adeta adım adım dikte ettirmişti. Bizim önce bu direnci gösterecek bir inancımızın olması çok lazım. Çok güzel bir nokta, hemen karar. Bir nokta. İkincisi de gücümüz var bugün. Tabii. İkincisi de onu koruyacak güce sahip olmamız lazım. Şimdi bazı hem ifadeler, inanç hem güç. Evet, bazı kesimler diyor ki çok güzel bir noktaya geldik aslında. İşte Türkiye'nin gücü ne ki Amerika'ya karşı koysun? Amerika isterse doları hemen şöyle yapar. İşte Amerika dünyanın süper gücü. Rusya nedir? Batı nedir? Sizin ifadenizle kaldığınız yerden devam edelim. Evet. Belki o gücümüz var mı bizim? Yumuşak ve sert güçlerimiz var mı bizim? Bir defa yani bir noktada güçlü olmak önce zihinsel olarak, fikri olarak buna inanmakla başlar. İnanmadan siz evet, böyle bir iddiada bulunamazsınız. Bizim inancımızın temelinde ise başkalarında pek olmayan bir husus vardır. Biz evet, efendim, Cenab-ı Hakk'ın bu kainatı yoktan var ettiğine ve Cenab-ı Hakk'ın güç ve kuvvet sahibi olduğuna inanırız. Siz eğer herhangi bir yerde sırtınızı Cenab-ı Hakk'a dayayarak biz şöyle bir icraatta bulunacağınız dediğiniz zaman Amerika'da vız gelir, Rusya'da, Çin'de vız gelir. Ha, başarılı olmak ayrı bir iştir. Başarılı olabilmek için gereğine tevessül etmek icap eder. Yani bizim evet, İslam alemi olarak en büyük problemimiz, biz sebebine tevessül etmeden dualarımızla Cenab-ı Hak'tan bizim en üstün noktaya gelmemizi istiyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak bu alemi sebepler alemi olarak yaratmış. Biz cennete yaratılmışız. İsyan ettiğimiz için dünyaya indirilmişiz. Evet. Dünyada cennetteki nimetlerin tamamının karşılığı var. Ama arada bir fark var. Dünyada siz bir hedefe ulaşmak istiyorsanız gereğini yerine getireceksiniz. Zaman, anladım. Sebebe başvuracaksınız. O zaman biraz bugünkü sistemin dışında bir parti misiniz siz? Bugünkü anlayışın tamamen onu kastediyor. Örneğin bugün A partisi iktidara geliyor, B partisi geliyor, C partisi geliyor. Hiç belki onlar sağcı solcu diyorlar ama siz diyorsunuz ki biz hepsinden farklı, sistemin dışında. Hepsinden farklıyız. Çünkü bizim anladığımız manada biz başımız derde girse bile adaletsiz davranamayız. Adaleti bir kenara itemeyiz. Evet. İnsan haklarına bizim anladığımız manada biz ezildiğimiz zaman bile insan haklarını üstün tutmuşuz. Bakın yani bazen efendim sanki bu mefhumlar Batı'nın geliştirdiği mefhumlarmış zannediliyor. Böyle bir şey yok. Batı bu mefhumları İkinci Cihan Harbi'nden sonra gözü korktuğu için benimsedi. Yani şu noktaya geldiler. İkinci Cihan Harbi'nden sonra kitle imha silahları ürettiler. Ve şunun farkına vardılar. Yahu eğer herhangi bir kişi, herhangi bir ülke kitle imha silahlarını kullanmaya, yani nükleer silah kullanmaya kalkarsa karşı tarafta bunu aynısıyla cevap vereceği için dünya yok olur. Kendimizi aman buradan koruyalım. Nasıl koruyacağız? Gelin anlaşalım. İşte insan haklarında anlaştılar. Hukukun üstünlüğünde anlaştılar. Savaş hukukunda anlaştılar. Evet. Ancak belli bir noktaya gelip de karşı cephede bulunanlar, özellikle şu anda güçlü olmayan ama yarın güç sahibi olacak olan ülkeler, ki bunların başında Türkiye ve İslam alemi gelir. O zaman biz bunlara karşı
ittifak kurmalıyız evet, dediler. Tabii Sayın Genel Başkan, ilerleyen dakikalar aslında dış politikaya girdiğimiz bu konuları daha nokta şey yapacağız. Doğru. Şimdi ifadelere yıllardır baktığımız zaman az önce de altını çizdim. Adil ifadesi kullanılıyor. Evet. Milli ifadesi kullanılıyor. Ya gerçekten işte o koalisyonda olduğunuz zaman ben aslında mizaç olarak yanımda hangi siyasi görüş olursa tersinde durmayı severim ama gerçek olan bir şey var. Evet. Örneğin havuz sisteminin kurulması, mobil eş sisteminin kurulması, hatta çay müstahsili de çok iyi biliyor. Çayın tarihin o dönemdeki zamdan daha büyük zam gelmedi. İşçiler işte davulla zurnalarla örneğin imza. Ancak bugün bakıyoruz ki Saadet Partisi'nin oyu hala çok az. Evet. Yani %1, %2, %3 bu bunlar konuşuluyor. Evet. Adil kelimesini kullanıyorsunuz. Milli kelimesini kullanıyorsunuz. Geçmişte bu kadar başarılarla bir kendinizi refer ediyorsunuz. Ama sandığa gidince istenilen oyu alamıyorsunuz. Evet. Yani burada herhalde bir çelişki var. Vardır herhalde. Evet. Siz de kurmayları toplandığınızda bunun hesabını tırnak içinde herhalde soruyorsunuzdur. Tabii şöyle. Nedir efendim bu? Bunu nedir dediği zaman bu halkta meydana gelen bir yanılgıdan kaynaklanıyor. AK Parti'nin doğuşu aslında ve iktidara gelişi bir algıyla, yanlış bir algıyla meydana geldi. Nasıl doğdu AK Parti? Evet. Dediler ki biz milli görüş gömleğini çıkardık. Evet. Öyle mi? Siz çıkartmadık diyorsunuz. Tabii onlar dedi. Onlar dedi evet. Tabii. Onlar dediler ki biz milli görüş gömleğini çıkardık. Dışarıdakiler de sordu. Peki nereden anlayacağız çıkardığınızı? Dediler ki bak milli görüşçüler İslam Birliği'ni savunur. Biz Avrupa Birliği'nden yanayız. Avrupa Birliği bizim medeniyet projemiz. İslam Birliği İsrail'den korkar. İsrail'e daha doğrusu bu bölgedeki en büyük tehlike olarak görür. Ve Amerika'yı da biz ise İsrail'i ve Amerika'yı stratejik müttefik olarak görüyoruz. 3. Ekonomik yönden milli görüşçüler Türkiye'nin ekonomisinin dünyanın en ileri ekonomisi olması için bütün güçlerini sarf ederler. Uçak imalatından tutun ilaca kadar her şeyi biz kendimiz üreteceğiz derler. Biz ise ekonomide devleti bütünüyle ekonominin evet. dışına çıkarmayı düşünüyoruz. Bunu söyleyince aslında milletin uyanması icap ederdi. Ama şu algı yerleştirildi. Yahu yani siz AK Partililerin hakikaten Hoca'ya karşı çıkabileceğini düşünüyor musunuz? Mümkün değil. Bu kadar yıllar bir arada bulunanlar evet. mümkün değil ayrılmaz. Bu hocanın bir oyunudur diye milletin şuur altına yerleştirildi. Kayama burada oldu. İşte ondan sonra da gücü ellerine getirince milletimiz güçten yana tavır sergiledi. Bu noktaya geldik. Ancak bugün deniz bitti. Bugün artık AK Parti'nin ülkenin hiçbir problemini çözemediği anlaşıldı. Dış politikayı çözemediler. Dış politikada çok büyük hatalar işlediler. Ekonomik yönden bizi dışarıya mahkum hale getirdiler. Ya bu çok önemli. Ya siz adaleti ki rafa kaldırdılar. Oralara yaz diyorsunuz Sayın Yanlış. Geçmişte aslında bunlar ifade ediliyordu. Örneğin Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu AK Parti'nin aslında Sayın Erbakan Hoca'nın fikirleriyle birebir paralel olduğu. Hatta o dönemleri sizler daha iyi bilirsiniz. Ya dolaylı da olsa deklare de ediliyordu. Tabii, yani Sayın takviye, Hoca'nın. Yok şöyle takiye yapılıyor kabul edildi. Takiye yapıyorlar. AK Partililer takiye yapıyor. Ama bugün çıktı ki hayır takiye makiye yapmalıyor. Biz milli görüş normlarına dönüyoruz deseler bile artık inandırıcılıklarını kaybettiler. Çünkü bütün icraatları yani biraz üzüntü verici bir şey. Bütün icraatları iflas etti. Nerede başarılı oldular? Yol yaptılar. Yüksek binalar inşa ettiler. Adalet sarayları kurdular. Köprüler yaptılar. Tüneller yaptılar. Ama bunların hiçbirisi Türkiye'yi güçlendiren yatırımlar değil. Bunlar hayatı rahatlatan yatırımlar. Şeyleri hiç sizi memnun etmedi mi? Örneğin çok büyük mücadeleler verdiniz siz zamanında. Örneğin bir başörtü sorunu vardı. Üniversite başörtülü başörtülü bacılarımız giremiyordu. Tabii, tabii. Şimdi örneğin memurlar başını örtebiliyor. Tabii, polisler başını tabii. örtebiliyor. Tabii. Örneğin vesaire vesaire. Bütün derken bunun içinden ayırıyor musunuz? Tabii. Onu biz bu her zaman. Etti, tabii tabii. Ben bunu yani fikrimizi anlatabilmek için biz şuna inanıyoruz. Bizim tek gücümüz var.
insanlara doğruları söylemek ve bizi anlamalarını sağlamak. Başka bir gücümüz yok bizim. Biz insanlara uğraşır, doğruları anlatır ve bugün yanlışların nasıl düzeleceğini onları ikna edersek desteğini alırız diye düşünüyoruz. İşte bunu yaparken de elbette biz bugünkü yanlışları gündeme getiriyoruz. Ama demin söylediğim gibi sizin biraz önce belirttiğiniz hususları da gündeme getiriyor. AK Parti bugün en önemli başarısı başörtüsü probleminin çözülmesidir. Ama başörtüsü probleminin çözülmesi, insanların rahatlıkla namaz kılabilmeleri, bunlar bir ülkenin bütün probleminin çözüldüğü manasına olması gerekenler olarak görüyoruz. Tabii. İnsan olduğu için bu dediğiniz Suudi Arabistan'da herkes başını örtüyor. Gidin başka ülkelerde de herkes başını örtüyor. Başörtüsü kullanmak, örtmek bir tabii hak. Bunu sağladık diye bütün problemleri ülkenin çözdük intibanı doğurmak yanlış olur. İşte onun için biz bundan dolayı müteşekkiriz. AK Parti Türkiye'de bunu çözdü ama başka bir algı oluşturdu. Çünkü her şeye rağmen AK Parti'nin içinde bulunan arkadaşlarımız aslında inançlı insanlar. Fakat Türkiye'de yaygınlaşan yolsuzluk, israf, ekonomideki büyük yandaşlık bu insanlarda adalet duygusunu zedeledi. Müslümanlara güveni kaybetti. Hatta köşe yazılarının içinde öyleleri çıkıyor ki iyi ki bunlar iktidara geldi. Biz böylece inanmış olan insanların da geri geldiği zaman ülkenin problemlerini çözemediklerini gördük. Bunu ispat ettiler diyorlar. Yolsuzluk aldı başını gidiyor. İsraf aldı başını gidiyor. Evet, onlara başlı başına gideceğim. Onun için ben yani bunu burada tabii, şunu anladım. Yani bir algı oldu. Şimdi hikmeti ilahi şunu da belirteyim mi hemen? Buyurun. Bu referandum süreci milletin uyanmasına vesile oldu. Biz referandum sürecinde herkes bizden AK Parti ile aynı kulvara gireceğimizi beklediler. Biz de dedik ki biz başkanlık sistemine karşı değiliz ama bu getirilen başkanlık sistemini onaylamamız mümkün değil. Bir başkanın geri geldiği zaman diktatör gibi davranmasına engel olacak adımlar atılmalı. Meclis başkanın karşısında güçlü hale getirilmeli. Böyle bir şey yok. Denetleme yok. Kontrol yok. Adalet mekanizması yürütmenin etkisinin altından kurtulmalı. Siz sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi millet de bunu dinleyince ilk defa vay canına ya bunlar hakikaten farklı. Hakikaten millet milli görüş farklıymış. Aslında şunu açık bir şekilde gerçeğini ortaya koymak lazım. Örneğin diğer partilerin bu referandumda hayırcı olmaları zaten beklenen şeylerdi. Şeydi. Ama Saadet Partisi'nin burada evet şeklinde ön plana çıkması Allah Allah acaba içinde ne var sorusunu şey yaptı. Evet. Tabii AK Parti'ye geleceğim. İfadenizden şunu anlıyorum. Sizce bu uygulamaları yapan Sayın Tayyip Erdoğan'ı siz diktatör bir lider olarak mı görüyorsunuz siz? Şimdi İfadeniz bakın, bunu gösteriyor. Diktatör birazcık hakaret içeren bir ifade gibi anlaşılıyor. Ama dikta rejimine eğilimdi diyorum ben. Eğildi o tarafa doğru. Meyletti. Meyletti. Tabii çünkü şu anda Türkiye'de tek söz sahibi Cumhurbaşkanımız. Meclis bir işe yaramıyor mu? Ne meclisi, bakanlar, ne başbakanı, ne bakanlar. Marifet. Hiç bir taresinlik mi yok? Sadece Cumhurbaşkanı herhangi bir konuda. Düşünün arabaların camlarına işte bir şey onun adı nedir naylon film geçirilmesi konusunda bile hükmü o verdi miydi bitiyor. Tavuk sınıfı nereden çıkmış lüzumu yok diyor bitiyor Milliyetin Bakanı'nın haberi yok. Üniversiteler şöyle olmalıdır diyor bitiyor. İşte bu ne demek? Bu gücün tek bir noktada toplanması demek. Buna ister diktatör deyin, anladım, ister otoriter bir rejim deyin, adını ne korsanız koyun, bu tek kişilik idare demek. Oraya geleceğim. Peki şuraya gelmek istiyorum efendim. Saadet Partisi'ne özellikle gelmek istiyorum. Bu kadar yanlıştan bahsediliyor. İlerleyen dakikalarda da büyük bir ihtimal hükümetin icatlarından bazı noktaları eleştireceksiniz. Elbette. Peki Saadet Partisi, tabii demokrasi muhalefetiyle demokrasi. Eğer muhalefet
üzerine düşeni tam olarak yerine getirmezse, eleştirdiği noktalar eğer kötüyse vatandaşa karşı da sorumlu. Peki bugünkü noktada Saadet Partisi hangi noktada? Dünle bugün arasında gerçekten vatandaştan bir sıcak bir ilişki görüyor musunuz? Önümüzde muhtemel 2018-2019 seçimlerinde gerçek anlamda belli bir noktaya geleceğine inanıyor musunuz ki? Baraj konusu da var biliyorsunuz, oraya da geleceğim. Ya dışarıdan onu görüyor musunuz siz? Yani bizde çok güçlü bir his var. O da şu, önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Saadet Partisi belirleyecek. Ekonomi politikalarını mecliste en etkili grup Saadet Partisi olarak. Bu kadar aşırı giderek bir ifade kullanıyorum. Bu, evet. Yani abartmak için söylemiyorum. Yalnız şunu herkes görüyor. Beni en çok dikkatimi çeken husus şu. Bu gidişattan rahatsız olan kesimler kimler? Bir, CHP'liler. Bizimle aralarına hep mesafe koyuyorlardı. Şunu da en çok bizi dinliyorlar ve ben şaşırıyorum gösterilen ilgiden. İki, HDP'liler. Henüz tam karar vermiş değiller. Ama özellikle Güneydoğu'daki seçmen kulak veriyor. Vay canına ya. Biz ilk defa böyle bir yaklaşım duyuyoruz diyor. Bir biz konudaki fikrimizi ifade ettiğimiz zaman. Üç, milliyetçi cephe. Onlar da aynı şekilde bir zihin kargaşası var orada. Çözemediler. Çünkü işte bir bugünkü MHP var, Bahçeli. Bir de ondan kopup hayata yeni başlayan İyi Parti var. Ama aralarında henüz bir, yani buradaki kaymalar nasıl olur çok net değil. Sanki İyi Parti öne çıkıyormuş gibi gözüküyor. Ama en önemlisi AK Parti'nin içinde yaklaşık genel seçmenin %15 ile %20 arasında bir grup var ki, evet. Yani bu 50'nin diyelim, çünkü 50 aldılar. 50'nin %115, evet. Yok, 50'nin %15'i değil. 50'nin 20'si 15 ile, yani genel seçmenin %30'uyla 40'ı şu anda diyor ki, yok genel seçmenin 15'i ile 20'si, evet. AK Parti'nin 30'uyla 40'ı diyor ki bu iş böyle gitmez. Ve bunu çok açık söylüyorlar. Ben bunu bazen birazcık da latife olsun diye söylüyorum ama arkadaşlar fikirlerini çok açık söyleyemiyor. Endişe ediyorlar. Kendilerine karşı bir tepki doğar, zarar görürler diye endişe ediyorlar. Onun için seslerini kısıyorlar. Kimse duymasın ama bu iş böyle gitti. Saadet Partisi'nin şöyle bir gücü olduğuna inanıyor musunuz? Normal matematiksel 1-2-3'ün dışında aslında Saadet Partisi'nin tavrına göre siyasi bakışını yönlendiren ciddi bir kitlenin olduğunu söylemek mümkün mü? Belki baraj çok olduğu için Saadet Partisi'ne oy vermiyor olabilirler ama gerçekten böyle bir... O kalktı. Benim kanaatim, samimi kanaatim. Dün var mıydı? Dün vardı değil dün mi? Vardı. Dün vardı. Dün mi? Vardı. Dün Saadet Partisi'nin fikirlerini benimseyen büyük bir kesim ya böyle de %10 barajını açmak, hakikaten aşmak zor diye düşünüyordu. Artık o kalktı. Siz o artık yok. Şimdi diyorlar ki bu böyle gitmez. Kim çözebilir? Mesele buraya geliyor, dayanıyor. Tamam böyle gitmez. Böyle gitmez de kim çözer? Şimdi bakıyorlar bunu Saadet Partisi'nin fikirlerini gündeme getirecek partilerden başka kimse çözemez. Bu da sadece Milli Görüş'ün partisi olan Saadet Partisi var. Bunu görüyor insanlar. Ve dediğiniz endişeler tamamen izale olmuş değil ama adım 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 ortadan kalktı. Çünkü bir cumhurbaşkanlığı seçiminde artık %51 oy var. Onun için ben diyorum ki ne olursa olsun göreceksiniz. Biz mutlaka bir aday çıkaracağız. Bunu açık söyleyeyim. Sizin için 100 bin imzayı toplayıp aday olacak şeklinde olacak mısınız? Olacak. Ha ben değil. Siz. Ha, yok. Biz şimdi onu belirlemedik. Yani ya öyle bir şeyiniz yok. Yok. Bizim arkadaşlarımızın arasında benim aday olmamı isteyenler de var. Başka adaylar da bulabiliriz kanaatinde olanlar da var. Biz hakikaten seçilme şansı en yüksek olan aday üzerinde ittifak edeceğiz. Bu doğal bir ittifakı getirecektir bu sistem. Bu sistem ister istemez doğal dediğiniz gibi doğal bir ittifak sağlayacak. İster ister. Orada kilit nokta hangi parti olacak? Saadet olacak. Peki o zaman tercihiniz CHP sol tarafı mı olacak, AK Parti tarafı mı olur? Şöyle, bizim için meselesi değil. Biz kendi adayımızı göstereceğimiz için. Tamam, yok ikinci turda. Sonra işte ikinci tura da biz kalacağız sadece. Eğer ikinci tura böyle bir şey olursa. Bakın göreceksiniz. Bu böyle gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Ben yani çok ileri giderek bir iddiada bulunuyorum belki. Ama seçimler yaklaştığı zaman
Biz adayımızı belirleyip ortaya çıktığımız zaman göreceksiniz ki Türkiye'de bütün seçmenler, yani şu anda iktidarın dışındaki bütün siyasiler tek başına kendilerinin rakip olarak çıkıp kazanamayacaklarını görüyorlar. Hapsedilmiş vaziyette herkes. Şimdi adeta muhalefetin itibar edeceği tek görüş kaldı. Şimdi %50 artı bir olduğu için şimdi herkes Saadet Partisi'nde başka kişi de önemli olduğu için. Tabii başka çare yok. Ben bunu ne gururlanmak, ne övünmek, ne başka bir partiyi küçümsemek için söylemiyorum. Şu anda Türkiye'nin geldiği noktada ülke problemlerini çözecek Saadet Partisi'nden başka bir parti gözükmüyor. Yani diğer partileri ben kenara atmıyorum fikirlerini. Çok güzel fikirler var herkesin içinde. Ama vatandaştan destek alabilecek olan tek parti Saadet Partisi olarak gözüküyor. Bu şimdi net değil gibi. Ama zaman bunu gösterecek. Anladım. Peki efendim. Yani hani bir tabir vardır. Dip dalga derler. Dip dalga yani derinden gelen dalga. İngilizcesi deep dalga. Dip dalga. İşte o dalga aşağıdan geliyor. Evet. Ortaya çıktı mıydı aynen tsunami gibi. İnşallah yıkmayacak, yapacak. Yapacak. Peki ama efendim, tsunami kadar etkili olacak yani. Diyorsunuz. Tabii Sayın Genel Başkan, tabii bir siyasi partinin genel başkasısınız. Sık sık Türkiye'yi geziyorsunuz, dışarıdasınız. Evet. Vatandaşta neyi görüyorsunuz? Örneğin vatandaş gerçekten siyasetten memnun mu? Örneğin taraflaştırmış mı? Ayrılmış mı? Vatandaş kutuplaşmış mı? Sen siyahçısın, ben beyazcıyım mı diyor? Yoksa gerçekten demokratik bir şekilde siyaseti mi tartışıyor? Vatandaşta böyle bir söylemlerden dolayı veyahut da liderlerin söylemlerinden dolayı çok sert bir ayrılma var mı? Böyle bir ayrım var maalesef. Ancak vatandaş bundan ciddi manada rahatsız. Kutuplaşmadan herkes rahatsız. Çünkü aileler bile bölünüyor. Ailenin içinde birbirlerine karşı hasmane tavırlar doğuyor. Sen benim dediğim gibi düşünmüyorsan hainlik yapıyorsun diyorlar. Evet. Ya, hainlik olur mu ya? Bir insan benim gibi düşünmeyebilir. Samimi olarak başka bir fikre inanıyorsa ben onun fikrinin destekçisi olmam ama onu kesinlikle hainlikle itham edemem. Doğru tarafları varsa söylediği doğruları da kabul ederim. Şimdi Türkiye'de halk esas itibariyle kutuplaşmadan rahatsız. Bundan dolayı faydalanan var mı? Bu kutuplaşmadan faydalanan var mı? Tabii şu anda bu kutuplaşmadan en çok faydalanan iktidar partisi. Bütün politikaları kutuplaşma üzerine inşa edilmiş vaziyette. Kutuplaştırmadan insanların kendilerine teveccüh etmeyeceğini görüyorlar. Kutuplaştırıyorlar ki bak yaptıkları iş ne? Sürekli olarak bizi tavrımızdan dolayı siz CHP ile aynı saftasınız. Yok ya dedim ben ne aynı saftayım. Ben istikametimi belirmişim. Söz geldi, şu misal de verdim. Ben geldim bir de namaza durdum. Nereye döneceğim? Kıbrıs'a döndüm. Yanıma da birisi geldi, o da benimle döndü. Bu CHP'liyse, yok ya sen git başka tarafa dön veya sen buraya döndüysen ben yönü öbür tarafa döndüreceğim diyebilir miyim ya? Olmaz. Bu insanları rahatsız ediyor işte. Şimdi biz diyoruz ki arkadaş, farklılıklarımıza rağmen biz bu ülkede bir bütünüz. AKP'siyle de, CHP'siyle de, MHP'lisiyle de, HDP'liyse de, milli görüşüyle biz bir bütünüz. Farklı kanaatlerimiz var ülkenin problemlerinin çözümünde. Ama bu bizi birbirimize düşman yapmaz. İşte bu noktada AK Parti böyle bir rahatlamadan rahatsız oluyor. Şeye geleceğim ben. Peki şimdi bu ifadelerinize baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu siyasi harekete başladığı zaman yine geçmişte sizinle birlikte olan çok önemli isimler vardı. Tabii. Sayın Abdullah Gül'den tutun işte Abdullah Tifşener'den işte Sayın Bülent Arınç. Evet Bülent Arınç. Hatta artık Melik Gökçe'ye koyabilir miyiz bilemiyorum ama. Yok o şeyin içinde değil. Peki bu halkaların bu süreç içinde teker teker kopmasını siz buna mı bağlı yani bu... Tabii yanlış uygulamalara bağlıyor. Bu isimler öyle, de mi gördü yani artık? Tabii şöyle oldu. Belli bir noktaya geldi. Uzun zaman iktidarda kalmak bir parti için güç zehirlenmesine vesile olur. Yani siz sürekli bir yerde belediye başkanı olursanız, sürekli bir şirketin başında bulunursanız,
başkalarını dinlememeye başlarsanız ve siz sürekli olarak bir partiyi yönetir ve ben o partinin başından gidersem o parti dağılır gibi bir kanaate gelirseniz, ülkede benden başka kimse bu ülkeyi yönetemez, benden başka kimse doğru karar alamaz diye düşünürseniz, işte o zaman buna güç zehirlenmesi derler. Ülke felakete gider. Siz bunu şeye mi bağlıyorsunuz? Aynı kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Dağıtmıyorum. Örneğin siz Yalova Kongresi'nde bir ifade kullandınız. Dediniz ki AK Parti bir telaş içinde dedi. Evet. Kocaeli Kongresi'nde de bir ifade kullandınız. İşte AKP döneminin, kendi döneminin bittiğinin farkında. Evet. Hangi emareleri gördünüz ki bu Yalova'da ve Kocaeli'de kongrelerinde bunları söyleme gereği duydunuz? Bunlar mı bunlar? Tabii. Yani burada şu var yalnız. Tayyip Bey'in önem verdiği konulardan bir tanesi sürekli olarak kamuoyu yoklaması yaptırması. Kamuoyu yoklamalarında özellikle 15 Temmuz'da zirveye çıktı oyları. Ama 15 Temmuz'dan sonra takındıkları tavır milleti bezdirdi. Adalet ortadan kayboldu. Kimse geleceğinden emin değil. KHK'ları nasıl buluyorsunuz örneğin? Tabii çok tehlikeli bir şey. Yani bu ne demek? Biz şunu söyledik başlangıçta, bakın. Dedik ki bugünkü şartlar altında bir ihtilal denemesi yaşadık. Burada hükümetin kanun şeyi olağanüstü hal ilanı tabiidir. Ancak olağanüstü hal olağan hale gelirse o zaman bu memleket için bir tehlike haline gelir. Çünkü olağanüstü halde hukuk çalışmıyor ki. Mahkemeler çalışamıyor. Bir mahkemenin başkasına atıyorsunuz. Anayasayı çiğniyorsunuz. Anayasa mahkemesi anayasa çiğnendi diye icraat yapamıyor. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Bundan dolayı şimdi iş çıkmaza girdi. Ve insanlar bir, bu Fethullah Gülen örgütüyle ilgili, FETÖ'cü deniyor. Bununla ilgili olarak yapılan yanlışlıklar ayyuka çıktı. Şimdi hükümet bunu kabul etmeye başladı. Mağduriyetler var mı? Çok ciddi mağduriyetler var. Bizim tanıdığımız isimler, bizim ya parti teşkilatımızın üyesi, Hukukçular Derneği Başkanı Mustafa Yaman İstanbul'da. Mustafa Bey, hala gözaltında. Hala bu balyokçudur diyorlar. Halbuki şimdi ortaya çıktı ki teknik olarak bugün balyok yüklemesi internette yapılan bir takım üşkiyatçılıkla herkesin telefonunda gözükebilir. Siz bu sebepten dolayı artık balyok bir kimseyi suçlamak için yeterli delil değildir. Başlangıçta delildi. İlk başlangıçta. Ama artık delil değil. Şimdi bir insan, birileri eğer hükümetin icraatlarının zıttına hükümeti tenkit edecek tarzda bir tavır sergilediği zaman iş adamı ise kapısında vergi denetmenlerini aslında buluyor. Aslında ifadeniz efendim şunu getiriyor. Acaba sonlandaki yumuşama bundan dolayı mı? Efendim? AK Parti bunu örneğin sempatistan kelimesinin çıkması, çocuğunu okula gönderenler, bankaya para yatıranların delil sayılmaması. Elbette. Elbette. Artık bunları görüyorlar. Ama ben de diyorum ki artık deniz bitti. Duvara tosladılar. Bundan sonra bu ülkenin problemlerini çözemezler. Tayyip Bey'in aslında kullandığı metal yorgunluğu kelimesi teşkilatlar için geçerli değil sadece. Ana kademe için geçerli. Fikirler artık burada metal yorgunu. Memleketin hakiki problemlerini görüp çözüm üretemiyorlar. Çözüm üretmek ancak ciddi müzakerelerle meydana gelir. Ciddi müzakere demek ben ortaya giderim bir karar alırım. Tek başıma bu kararımı icra edecek güce sahibim. Ama birisi benim yanımda, benimle beraber olan diyor ki bu yaptığın yanlış arkadaş. Bunu yapamazsın. Bunu yaparsan memlekete zarar verirsin. Eğer siz bu noktada onun yanlış dediğini oturup müntalaa edemiyorsanız işiniz bitti demektir. Şimdi biz bu noktaya geldik işte. Evet. Çünkü bu şekilde konuşan kim varsa çek git diyorlar. Evet, sizin bir ifadeniz var. Mustafa Bey gözaltına veyahut da Baylok işte Fethullah Gülenci denildiği zaman bir konuşmanız var. Oldukça sert bir konuşmaydı. Örneğin bir ifade, o ifade hala bugün manşetlerde bazı yerde duruyor. Duruyor. Evet. Eğer AK Parti işte FETÖ'yle mücadele samimiyse kendi içinde bakarsa %60'ı. Bu bir tepki miydi gerçekten? Bugün örneğin meclisin içinde, AK Parti'nin içinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan bildiği ciddi anlamda %60'lık bir kitlenin var olduğuna emin miyiz biz? %60'lık dedim, ben onu en alt seviyede tuttum. %70'lik. Niye dedim ama? Ben burada
Niye dediniz? Onu soruyorum. AK Parti'nin içinde bulunanların %60'ı FETÖ'cüdür diye demedim. Bugün dışarıya tatbik edilen metot AK Parti'ye tatbik edilse onlar da %60 çıkar dedim. Niye? Şimdi diyor ki okuluna kaydolmuş. İşte bugün bunlardan vazgeçiyorlar. İşte bankasıya para yatırmış. Bilmem bir gazete abonesi olmuş. Bunların hiçbirisi suç değil. Suç delili de değil. Ama bunları bu hale kim getirdi? Bizden ayrıldıkları zaman AK Parti kendilerine en büyük destekçi olarak bugün düşman olarak gördükleri Fethullah Gülen'le işbirliği yaptılar. Onlardan tezkiye almadan kimse ne hakim olabildi ne polis olabildi. Evet. Şimdi düşünün siz bugün iktidarda bulunan partinin ileri gelenlerinden büyük bir kısmı yanlış yaptı diyorlar. Şimdi yanlış yaptık diyorlar da ben de diyorum ki yanlış yaptıysanız bu yanlışı başkalarının da yapmasına izin verin. Onlar da hata ettik diyorlar. Anladım. Onun için eğer aynı kıstasları siz başka partilere, başka gruplara uyguladığınız bu kıstasları kendi partinizin için uygulayın. Bakın göreceksiniz ki belli mevkiye gelenler, adaylar, milletvekili olanlar, belediye başkanı olanlar oralardan tezkiye almış gelmiş. O zaman anladım. AK Parti'nin %60'ı gider. Şimdi konu aslında daha açıldı aslında tabii. Bu programda. Yani bu maksatla bu söyledim. Bu maksatta %60 diyorsunuz. Sen genel başkan, akşamleyin eve gittiğinizde böyle oturduğunuz zaman şunu muhakkak düşünüyorsunuzdur. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'cülükte suçlanıyor bazı şeyler tarafından. Evet. Örneğin da ya FETÖ'cü ya destek ver yani suçlanmayan bir parti kalmadı, tek bir parti var. Ya o da Saadet. O da gerçekten yani Saadet Partisi. Doğru. Yani Sayın Erbakan, rahmetli Erbakan Hoca döneminde de zaten Sayın Erbakan'ın Fethullah Gülen hakkında zaten sert söylemleri var. En herhalde meydana çıkıp da göğsü gere bir şekilde siz mi konuşuyorsunuz? Doğru. Çok rahatsınız. Öyle mi? Öyle. Elhamdülillah. Yani o noktada Türkiye'de en rahat parti Saadet Partisi. Çünkü ben onun farkında neden biz bunlarla uyuşamadık? Ben onu başlangıçta pek anlayamamıştım. Ya bunlardan inançlı insanlar, Müslümanlar namaz kılıyorlar, camiye gidiyorlar, hizmet etmeye çalışıyorlar. Niye biz bunlarla uyuşamıyoruz veya niye onlar bizimle uyuşamıyorlar? Ha burada maalesef şunu söyleyeyim. Yani Fethullah Gülen'e gönül bağıyla bağlı olanlar için de söylüyorum. Ben şimdi gördüm ki onların inancıyla bizim inancımız bağdaşmıyor. Onlar farklı bir inanç peşindeler. İnanç tabii kullanıyorsunuz. Tabii. Evet. Tabandakiler bunun farkında değil. Bunun emarelerini Fethullah Gülen 28 Şubat'ta Erbakan Hoca'ya karşı verdi. Emarelerini gösterdi. Hatta bir şey oldu ki ben siyasete girmem. Bugün Cebrail Aleyhisselam gelse bir parti kursa bana gel oy ver dese vermem diyor. Ya bu o kadar tehlikeli bir söz ki. Cebrail kime gelir? Peygamberlere iner. Bir defa sen peygamber değilsin. İki, Cebrail bir iş yapıyorsa Cenab-ı Hakk'ın rızası olmadan yapmaz. Cenab-ı Hakk'ın rızasıyla bir iş yapacak, sen diyeceksin ki ben seni desteklemem. Küfre götürür insan. Onun arkasından dinler arası diyalog vesaire gibi konularda efendim semavi olan dinler aynıdır. Biz şimdi eğer başka dinlerle uyuşmak, onlarla bir araya gelip barış ortamını oluşturmak istiyorsak evet, saygı göstereceğiz. Ne olacak? Onlar bize diyor ki siz diyorsunuz ki Allah'ın dininde tektir İslam'dır. Bunu kaldırın ya, söylemeyin yeter. Çünkü bunu söylediğiniz zaman bizi dışlıyorsunuz. Ve bizimkiler bunu cuma hutbelerinden kaldırmaya kalktılar. Allah razı olsun Diyanet İşleri Başkanı olmaz dedi. Aynı zamanda dediler ki ya siz diyorsunuz ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Bunu söylediğiniz zaman uyuşamıyoruz. O zaman ezandan kaldırın veya şehadetten la ilahe illallah deyin yeter. Şimdi bunları görünce bizim burada inançta bir farklılığımız var. Onu o zaman anladık. Biz onların bu kadar güçlü olarak böyle inandıklarının farkında değildik. Şimdi farkına vardık ki bizim bir araya gelmemiz zaten mümkün değilmiş. Evet, şimdi yavaş yavaş arkamın dış politikaya gireceğim. Evet. Şuraya gelmek istiyorum. Bugün Türkiye'de bazı kırılmalar yaşandığı zaman hükümetin
sık sık dile getirdiği ifade şu: küresel güçler, Türkiye'nin evet. üzerinde oyun oynanıyor. İşte Avrupa birlik oldu üzerimize geliyor. Tüm dünya birlik oldu üzerimize geliyor. Ekonomideki sıkıntılar bunlardan vesaire vesaire. Gerçekten böyle bir Türkiye'nin böyle bir tehditle, tehlikeyle karşı karşıya olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Yani bu tarihi sürece baktığımız zaman da gözüküyor. Ben daha eskilere gitmiyorum. Sadece bugün için 120 yıl öncesine bakıyorum. 120 yıl önce 1897'de 1. Siyonist Kongresi toplandığı zaman İsviçre Bazel kentinde bir karar aldılar. Biz Filistin'de bir Yahudi devleti evet. kurmak istiyoruz. Osmanlı hakim, gidin Sultan Abdülhamit Han'dan izin isteyin. Sultan Abdülhamit Han buna razı olmadı. O zaman dediler ki onu tahttan indireceğiz. Başkaları dedi ki ya o insan olacak ki yerine gelen hükümdar da aynısını yapacak. Gene verim. O zaman Osmanlı'yı yıkacağız. Yıktılar. Sonra ya fark etmez orada Müslümanlar var. Bize izin vermezler. O zaman İslam'ı kaldıracağız. Bunlar öyle laf olsun diye söylenmiyor. Ancak üç tarih kritiktir. Birinci tarih Siyonist Kongresi'nin toplanmasıdır. İkincisi 1917'dir. 1917 yılında ne olduysa İngiltere hükümeti toplandı. Yahudilerin lideri durumunda bulunan Rothschild'e bir mektup yazdılar. Balfour Deklarasyonu. Dediler ki biz harpten sonra Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasına destek vereceğiz. Akıl almaz bir iş. Başkasının toprağını başkasına vaat ediyor. O zaman 1. Anarbin'den sonra Yahudi devleti kurulamadı. Çünkü orada yaşayan Yahudi nüfusu çok azdı. 700 bin nüfusun 70 bini diyorlar. Ne 70 bini? 30-35 bini Yahudiydi sadece. Ondan sonra 2. Anharbi çıktı. 1948 yılında İsrail kuruldu. Ancak İsrail kendisini bugünkü topraklarını işgal etmekle yetinmek istemiyor kendisinin. Bana Cenab-ı Hakk'ın kendi inançlarına göre vaat ettiği bir arz-ı mev'ut var diyor. Ben bu topraklara yerleşeceğim. Bu topraklar nereyi kapsıyor? Şurada bizim haritaların içinde var mı bilmiyorum. Fırat'la Dicle arası. Hatta İsrail'in bayrağında da var değil mi? Evet, sen genel var. Tabii, üst çizgiyle alt çizgi. Evet, burada o şu anda gözükmüyor. Ancak burada şunu rahat... Ha dur bakayım, şu. Tamam işte. Şuna baksınlar arkadaşlar bunu evet, gösterirlerse. Evet. Bu arz-ı mev'uttur. Şurası vaat edilmiş topraklar. Vaat edilmiş topraklar. Buraya yerleşeceğiz diyorlar. E burana bakıyorsunuz Suriye var. Lübnan var. Ürdün var. Irak var. Türkiye var. Mısır var. Eritre var. Suudi Arabistan'ın bir kısmı var. Bunu kendi aralarında açıkça söylüyorlar. Çünkü bu harita Knesset'te yani İsrail parlamentosunda var. Ancak bütün dünya biliyor ki şimdi Amerikalılar bunu deşifre ettiler. BOP bu mudur? Hah, BOP bunun için var. BOP bundan daha geniş bir harita. Yani Orta Doğu veya Mezopotamya dediğimiz bu bölgenin yeniden tanzimi. İsrail'in arz-ı mevuda yerleşebilmesi için karşısında güçlü bir devlet istemiyor. Türkiye gibi, İran gibi, hatta geçmişte Irak gibi, Suriye gibi bir devlet, büyük bir devlet istemiyor. Bunların hepsini bölüp parçalamak istiyor. D8 olsaydı istiyor. Böyle olur muydu? Olmazdı. En büyük eğer tehlike biz, D8'di değil mi? Şimdi D8 karşıtı, yani. İslam Birliği'nin, tabii D8 İslam Birliği'nin nüvesidir, çekirdeğidir. Olmaz değil mi? Bu haritalar bunlar konuşulmaz. Eğer bugünkü biz, Libya, Yemen, biz, Irak, hiç Suriye, bizim hatta Suudi Arabistan. Bizim kanaatimiz o ki eğer İslam ülkeleri bir araya gelip bu gelişmelerin karşısında ciddi bir tavır sergilemiş olsalardı bugün meydana gelen hadiseler meydana gelemezdi. Biz, nasıl bu oyuna geliyoruz efendim? Bu Müslüman coğrafyası. Şimdi, çok da eleştiriliyor. Bazen eşi örneğin bakın işte Müslümanlar böyle birbirini yiyor. Ya nasıl birlik olamıyoruz? Bu kadar manevi bir dine, birleşe ümmet vurgusunun olduğu bir dinde. Yanlış mı düşünüyorum? Tabii. Yani aslında tabii bu üzücü bir nokta. Yalnız bizim neden parçalandığımızı, hangi konu, oyunlara geldiğimizi tarihi süreç içinde görmezsek bunu anlayamayız. Aklımız başına geliyor mu Orta Doğu coğrafyası geliyor şu mu? Anda, yani, şu anda gelmiyor. Hani şu gelmiyor anda mu? Aklımız başımızda değil tam olarak. Çünkü aklımız başımızda olsa biz kendi içimize birbiriyle uğraşmaktan vazgeçeriz. Bakın önemli bir kuruluş vardı RCD diye. Bölgesel Kalkınma evet. Teşkilatı. Türkiye, İran, Pakistan arasında. Yok oldu.
Hiç bitti. Arkasından Erbakan Hoca geldi de 8'leri kurdu. Düşünün siz, 20 yıldır taş üstüne taş konmadı. Olur mu böyle şey? Biz 20 yıldır bu birlikteliği, yakınlığı geliştirmiş olsaydık biz başka bir güç haline gelirdik. Halbuki biz Amerika'nın, Siyonizmin oyununa geldik. Onlar Orta Doğu'da etkili olabilmek, Büyük İsrail'i kurabilmek için 3 tane temel oyun oynadılar üzerimizde. 1. Aramızdaki birliği bozabilmek için ırkçılığı soktular. Kürtsün, Türksün, Acemsin, Pakistan'a gittikleri zaman sen Peştunsun, Taciksin. Her yerde kavmiyetçilik vasıtasıyla bizi birbirimize kırdırdılar. 2. Bu yetmedi, bir de mezhep farklılıklarını, kavgaları çıkardılar. Sen Şiisin, sen Sünnisin, sen bilmem Vahabisin, öbürü sen bilmem şusun dediler. Bunun neticesinde de biz gene birbirimizle kavgaya tutuştuk. Kimse oturup da ya bu farklılıklar yeni mi? Asırlardır fark. Şia anlayışı, mezhebi yeni mi çıktı? Yok ya, 1300 sene, 1400 senedir var. E peki niye biz Osmanlı bile İran'la beraber 400 küsur senedir harp etmemiş? Biz niye harp edelim? Birileri Amerika'nın oyununa gelerek İran'ı önce halletmemiz lazım diyor. 3. En önemli konulardan bir tanesidir bu. Hiç farkına varmadığımız, bu ülkelerin güçlenmesini istemiyorlar ekonomik yönden. İşte bizim Türkiye'de bu oyuna alet olan şimdi oraya gelelim. Şu andaki AK Parti'dir. Şimdi oraya aynı dış politikadan devam ediyorum. Efendim, tabii önceden, bugünkü söylem şu, önceden Türkiye yazılan bir senaryoyu oynardı. Şimdi Türkiye bir senaryo yazıyor. Öyle Suriye'deki durum belli. Örneğin 4-5 yıl önce farklı söylemler vardı. Evet. Sayın Davutoğlu işte dışişlerinde uzman ifade edildi, Sayın Başbakan görevden alındı. Bugün Orta Doğu coğrafyası belli. Hollanda ile aramız belli. İşte Almanya ile aramız belli. Bunun yanında ABD göz göre göre teröristlere silah veriyor. Evet. YPG'nin, Rusya'nın durumu belli. Tabi bugün AK Parti yönetimi işte dünya üzerimize geliyor diyor. İşte gerçek bunlar diyor. Bu böyle mi? Yoksa bir öngörüde hata mı vardı? Şimdi dünya üzerimize geliyor diyor da davetiyeyi AK Parti çıkardı. Niye Irak'a müdahale ederken Amerika onlarla beraber müdahale etti AK Parti? Ne alakası vardı? Meclis suç işlediler. Meclis Amerika'ya destek verilmesine engel olan bir karar almasına rağmen arkadaşlar tamam, karayoluyla Amerikalılar Irak'a gidemez ama hava sahamızı açarız, deniz limanlarımızı ve havalimanlarımızı Amerikalılara tahsis ederiz dediler. Suç işlediler. Ve Amerika'nın Irak'ta yaptığı katliam, ki 1,5 milyon insan katletti Amerika. 1,5 milyon. Burada AK Parti'nin vebali var. Suriye aynı şekilde. Şimdi Suriye'yle dostluk... Siz de eleştirildiniz Suriye noktasında. Esatçısınız. Tabii. Esatçı dediler biz, sizin için. Öyle dediler. Siz esatçı mısınız? Bizim esatçı olmamız mümkün değil. Çünkü biz Suriye'yle hiçbir dönemde dostluk kuramadık. Kurmadık. Ancak savaş çıkma ihtimali gündeme gelince her şeye rağmen, o zaman genel başkanımız olan Mustafa Bey dedi ki gidip Esat'la konuşalım. Evet. Ve gittik Esat'la konuştuk. Baktık ki Esat masaya oturmaya razı. Siz de orada mıydınız? Tabii ben... Birebir oradaydınız. Birebir oradaydım. Ne dedi? Neydi orada? Şimdi aynen Esat'ın söylediklerini söylüyorum. Efendim? Esat dedi ki ya ben anlayamıyorum Türkiye'nin, hükümetinin bugünkü tavrını. Ben Türkiye gibi olmak isteyen bir ülkeyim. Kendime Türkiye'yi model olarak seçtim. Her şeyi de yapmaya kararlıyım. Ama birdenbire bu tavır değişikliğini anlayamıyorum dedi. Masaya oturursak çözülemeyecek bir problem yok. Biz de onu geldik. Aynen hükümete aktardım. Ben bizzat gittim aktardım. Dediler ki yok. Biz onlarla artık ipi kopardık. Onlarla bir araya gelmemiz mümkün değil. Neydi problem başlangıçta? İşte Dara, güneydeki bir yerde 3 tane çocuğun hunharca katledilmesi. Çok yanlış bir şey. Mutlaka cezalandırılması icap eder. Ama siz bunun için bir ayaklanma başlatırsanız Suriye Esad'dan ibaret değil. Suriye'de bir defa Rusya var. Bunu göreceksiniz. Evet. Dünyada Rusya'nın Mısır o zaman o kadar kuvvetli değil ama yanında İran da var.
Siz şimdi bunları dikkate almadan burada bir harekete kalkışmaya destek verirseniz bugünkü tablo ortaya çıkar. Ne oldu? 500-600 bin insan katledildi. 7-8 milyon insan Suriye'yi terk etti, göç etti, 3,5 milyonu memleketimizde. Geriye kalan 7-8 milyon içinde Suriye'nin içinde yer değiştirdi. Halep gibi, Hama, Humus gibi şehirler yok oldu. Evet. Onun için biz bunu iktidara anlattık. Yapmayın, etmeyin. Şu anda siz eğer buradaki isyana destek verirseniz Amerika'nın oyununa gelirsiniz. Çünkü bu şöyle dediydi. Dedi ki Esad yürüyen bir cesettir. Arkasından da hükümet dedi ki sen o koltukta oturamazsın. Çok kısa zamanda yıkılacağını ifade etti. Evet, ne oldu? Hala ayakta. Hala duruyor. Acaba Davutoğlu'nun görevden alınması da bunun da bir etkisi oldu mu? Bilmiyorum. Evet. Yani orada ben parti şuraya geleceğim. Kuzey Irak. Evet. Kuzey Irak. Kuzey Irak'ta gerçekten Barzani'nin sözde referandumu şey oldu. Tabii detayları çok şey de kısa kısa soruyorum. Aslında çok akıcı bir program gidiyor. Evet. 10 dakika kalmış ama. Efendim evet. Burada Türkiye'nin izlemiş olduğu referandum öncesi, referandum süreci ve referandum sonrası. Değerlendirdiğiniz zaman evet Türkiye dün kırmızı çizgileri olarak ifade etmiş olduğu bir projeye gerekli tepki gösterdi diyebiliyor musunuz? Burada destek veriyor musunuz? Yok, yok. Ben şunu söylemiştim orası için. Bakın Güneydoğumuz bizim ve Kuzey Irak apayrı bir problem. Sadece bu Irak'ın Türkiye'nin problemi değil, aynı zamanda İran'ın ve Suriye'nin de problemi. Buradaki problemi biz çözmek istiyorsak buraya ne Amerika'nın ne Rusya'nın müdahale etmemesi icap eder. Çünkü onlar buraya sadece kendi menfaatlerini garanti altına almak için müdahale ederler. Onun için ben diyorum ki buradaki problem çözülecek mi? Bu ülkeler bir araya gelecekler. Gerekirse burada Kürtleri de çağıracaklar, oturup birlikte çözecekler. Bakın aynı netice alınsa bile, yani diyelim ki Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kuruldu. Amerikalıların müdahalesiyle orada Kürt devleti kurulursa ortada doğuda çıbanbaşı olur. Amerika müdahale etmeden bir devlet kurulsun, o çıbanbaşılık olmaz. Bu kadar ileri giderek söylüyorum. Görüntüde aynı fotoğrafın meydana çıkması aynı neticenin doğacağı manasına gelmez. Türkiye Orta Doğu'da ya Barzani'yi kim bu noktaya getirdi? Bu hükümet. Ya kırmızı pasaportu verdi, devlet başkanı gibi karşıladı. Ondan sonra bir gecede bunların hepsi silindi. PKK'yla aynı olmadı mı barış sürecinde? Bir gece alsın gelebilir mi? Sizi memnun etmedi mi? Tabii böyle, yok. Sizi coşturmadı mı hiç? İşte biz i̇şte ben, böyleyiz, ben geliriz. Ben o bir gece ansızın gelebiliriz sözünü seçime ben şey ettim, yoruyorum. Yani bir gece ansızın seçim kararı alabiliriz. Aynı zamanda bu böyle bir tehdit olarak da algılanmalı diye düşünüyorum. Aslında konuda konuya girmek istiyorum ama biraz geri. Sizin ifadeleriniz de var. Biz belediye başkanlarımızı şimdiden belirlemeye başlıyoruz. Tabii. Niye, böyle bir şeyiniz mi var? Tabii, yani tabii. Seçim, erken baskın. Ve 15 Temmuz tarihini ifade ediyorsunuz evet, siz. Büyük ihtimalle. Pazara geldiği için. İhtimal evet. Tabii. Ya böyle bir şey var mı? Gerçekten siz teşkilatlarınızda bugün çalışma. Olma ihtimali bana göre oldukça güçlü. Ancak ben hep şuna bakıyorum. Dedim ya, Tayyip Bey hiçbir kararı kamuoyu yoklaması yapılmadan almıyor. Bunu biliyoruz. Bu 10 Kasım'da Atatürk şeyi de buna bağlıyorlar. Evet, biz onun için, onun için bugün bir seçim kararı alırken eninde sonunda halka bakacak, onların eğilimine göre seçime gidecek veya gitmeyecek. Onun için 15 Temmuz bir ihtimaldir. Fakat ben vatandaşın da yeri geldiği zaman fikirlerini açıkça bu kamuoyu yoklamalarında ifade ettiği kanaatinde de değilim. Siz bir memura telefon ediyorsunuz. Bir soru soruyorsunuz. Hükümeti tasvip ediyor musun, etmiyor musun? Evet. Adam şimdi nasıl ben etmiyorum desin? Siz memur olsanız ne dersiniz? Bu düşüncelere sahip olan bir Temel Bey olarak diyelim. Evet. Siz ne derdiniz? Valla ben hayatımda bu gibi noktalarda hiç benim bildiğimden şaşmadım. Evet. Elhamdülillah. Yani o noktada fikrim, düşüncem çok açık. Ben 1977'de yurt dışından tahsilimi yapıp döndüm. 77 yılında Erbakan Hoca ile tanıştım. O günden de vefatına kadar yanından hiç ayrılmadım. Baraj için ne diyorsun? Bu sizi memnun etti mi?
Gerçekten. Yani bugünkü baraj. Çünkü bu şu an kamuoyuna baktığımız zaman, Türkiye'deki siyasete baktığımız zaman baraj vatandaşın zihninde var. Ya bu baraj aşamayacak diye gerçekten o partiye gönül vermiş olanlar da oyunu vermiyor. Evet, ama ben bunun düşmesi. Şöyle, barajın düşeceğine inanıyorum. Kaç ben, şöyle veya böyle. Mi? Yani kaç olursa. Düşeceğine inanıyorsun. Bize göre baraj kalkmalı aslında. Çünkü baraj olmasının tek bir gerekçesi vardı. İstikrar. E şimdi Cumhurbaşkanı tek dereceli seçimle seçildikten sonra artık meclisteki çoğunluk kimde olduğu önemli değil. Çünkü kararı bir kişi veriyor. Meclisin onayına ihtiyaç yok. Bundan dolayı da istikrarın önünde bir engel yok. O zaman mecliste, temsilde adalet ilkesine uyulmalı. Yani bu ülkede farklı fikir ve kanaatler farklı partiler tarafından temsil ediliyorsa bu partiler mecliste yeterli, yani milletvekili çıkarmak için yeterli oy aldıkları takdirde temsil edilebilmeliler. Bu kadar basit. Bir de tabii şeyden bahsediliyor, seçim yasasının değişeceğinden, evet. İttifaklardan bahsediliyor. Evet. Bazı ittifaklarla meclise, böyle bir ittifak gerçekten olursa Saadet Partisi bir partiyle ittifak kurup meclise girebilir mi? Şöyle, yok, biz partiyle ittifak kurmadan meclise gireceğiz Allah'ın izniyle. Yani ben o noktada şimdiye kadar söyledim. Çünkü artık meclis ikinci derecede kaldı. Birinci derecede icranın başı olan Cumhurbaşkanlığı seçimi. Orada da ittifak diye bir şey olmaz. Evet, sorulara biraz hızlı evet. Soruyorum. Ben de tabii, farkındayım tabii. Ama evet. Kusura bakmayın zaman. Estağfurullah. Şeye gelmek istiyorum. Milletin iradesi. Örneğin Sayın Davutoğlu'nun görevden alınması, belediye başkanlarının görevden alınması. Görevden alınması ifadesi tabii hukuki olarak belki yanlış benimle. İstifa etmeleri evet, değil. Doğru. Siz yorumlayın onu. Doğru. Bu şekildeki uygulamalar acaba 2018-2019 seçimlerinde düştü. Evet. Şimdi sizin mikrofonunuzu alıyordum. Ben evet. Sesim zaten yüksek çıkıyor. Arkadaşlar evet. O esnada düzeltirler. 2018-2019 seçimlerinde AK Parti'nin Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir tedirginliğinin olduğunun göstergesi mi? Bu kadrolarla bunu başaramayız diye düşündüğünden dolayı bir uygulaması mı? Evet. Millet seçimle, yerel seçimle mi gider? Yoksa bir siyasi partinin genel başkanı veya da Cumhurbaşkanı'nın demesiyle dersim olmaz ama istifalarıyla mı olur? Evet. Yani ben bu arada değiştirelim. Evet. Seçimle gelen seçimle gitmesi icap eder. Bizim kanaatimiz o. Seçimle gelenin seçimle gideceği de kesin gibi gözüküyor. Allah muhafaza etsin. Herhangi bir şekilde belli bir sebebe başvurarak seçim yapılmasını engellerlerse bu onların felaketi olur. Yani bu onların kesinlikle felaketi olur. Bunu bilmeleri icap eder. Türkiye bu kadar zamandır ne olursa olsun ihtilal olduğu zaman bile arkasından seçime gitmiştir. 60 ihtilali olmuştur, 61'de seçim yapılmıştır. 80 ihtilali olmuştur, 83'te seçim yapılmıştır. 12 Mart muhtırası olmuştur, zamanında seçim yapılmıştır. 28 Şubat olmuştur, gene seçim yapılmıştır. Biz eğer bu dönemde Allah muhafaza etsin iktidar belli bir gerekçeye sığınarak seçim yapmadan ömrünü uzatmak isterse kendilerinin de felaketi olur, bu ülkenin de felaketi olur. Bu belediye başkanları görevine bırakmaları? Bu çok yanlış. İşte oradaki mesele şu. Orada Tayyip Bey şu anda kendi cazibesine güvenerek yola çıkıyor gibi geliyor bana. Başlangıçta söylemiştim. Buradaki mesele şu. Dediler ki anket yapanlar, artık yol bitti. AK Parti güveni kaybetti. Bundan dolayı AK Parti'nin yeniden tek başına iktidara gelme şansı yok. Belki, onu da belki diye söylüyorlar benim anladığım kadarıyla. Belki sadece siz tek başınıza aynen seçime 2003 yılında, 2002 yılında giderken yaptığınız gibi bana güvenin diye çıkarsanız, millet de size güvenirse belki iktidara gelebilirsiniz. Ama bu bile bana göre yeterli değil. Çünkü artık millet bugüne kadar yapılan uygulamalardan, vaatlerin yerine gelmemesinden, partizanlıktan, işi ehline vermeyip işin ellerine yüzlerine bulaştıracak işi insanlara verilmesinden, bilmem yolsuzluktan, israftan,
ekonomideki ve özellikle de eğitimdeki çıkma sokaklardan biz hiç giremedik maalesef ama bıktı millet. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bir ifadesi var. Diyor ki şu an Türkiye'nin %40'ına yakın bir nüfusuna sahip olan bölgede ne yazık ki ya kayyumla atanmış ya da görevden almış belediye başkanlarıyla yönetiliyor. En azından burada bir erken seçim yapılsın. Gerçekten buna ne diyorsunuz siz? Yani artık 17 bu doğru. Yani artık arada 1,5 sene gibi bir zaman kaldı. Bu noktada pek iktidar bunlara kulak asacak değil. Ama bu bir yanlış. Hakikaten Türkiye'nin %40'ına yakın bir yerde belediye başkanları kayyumla yönetiliyorsa bu iktidar için yeter. İyi Parti için ne düşünüyorsunuz? Yani biz başka bir parti ama sonuçta bir genel başkan. Şöyle siyasi konjonktüre bakıyorsunuz. Tabii ben yani onunla ilgili yorum yapmayı pek doğru bulmuyorum. Yalnız Meral Hanım'ı tanıyorum. Yani dürüst bir hanım. Benim kanaatime göre mert tavırlar ortaya koyan bir insan. Biz yani hükümetle beraber bulunduğumuz dönemde kendisi İçişleri Bakanlığı görevinde üstlenmişti. Ona o zaman kısıtlı da olsa bir takım temaslarımız olmuştu. Biz başarılar dileriz. Evet. Ama şu anda oradaki şartlar çok farklı tabii. Onlar bir süreçten geçiyorlar. Bu süreci nasıl atlatırlar zaman içinde evet. göreceğiz. Evet, programı bitireceğiz ama başlık aldım. Çok böyle toplumda tartışılan fakat ben programın formatına ve siyasetin geleceğine faydası olmadığı için bazı konulara girmek istemiyorum. Evet. Ama sadece bir şey soracağım. Buyur. Örneğin Sayın Erbakan'ın bir parti kuracağı ifade ediliyor. Evet. Bu noktadaki bakışınız nedir? Az önce ifade etmiş olduğunuz gibi yine... İYİ Parti gibi hayırlı olsun mu diyeceksiniz? Çünkü sizin misyonunuzu, vizyonunuzu belirleyen Sayın Rahmetli Erbakan hocanın çocukları. Nasıl bakarsınız buna? Böyle bir yanlış yapmazlar diye ümit ediyorum ben. Ama Erbakan Vakfı'nın teşkilatlanmalarında evet. izledikleri yola bakınca ta mahallelere kadar teşkilatlanma gibi bir yola girmişler. Bu da insanda belki bir partileşme sürecine girebilirler gibi geliyor. Yanlış yaparlar. Ümit ederim ki böyle bir yola tevessül etmezler. Evet, bu kadar. Sayın Genel Başkan çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir program yaptık ama başlıklar halinde. Son olarak bilmiyorum eklemek istediğiniz evet. bir nokta varsa buyurun efendim. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Hakikaten bir kongreden sonra böyle bir imkanı bize bahşetmeniz çok hocam. Güzel oldu. Bütün Rize halkına ve bizi kendi televizyonları başında evlerinde dinleyen bütün dinleyicilerimiz, seyircilerimiz hem Türkiye'de hem yurt dışında onlara da saygılar sunuyorum. Bütün dinleyenlerimizden ve özellikle seçmenimizden istirhamım şu benim hep. Lütfen seçime giderken düşünerek karar verin. Hislerinizle hareket etmeyin. Eğer düşünerek karar verilirse doğru yolu bulmak her zaman mümkündür. Ve Türkiye'nin şu anda istişareye, düşünmeye, fikriyata ihtiyacı var. Bu politikalar üzülerek söylüyorum artık çıkmaz bir sokak haline geldi. Ne ekonomide, ne dış politikada, ne eğitimde. Hiçbir yerde bu hükümet beklediğinden hamleleri yapamadı. Ha başörtüsü konusunda gösterdiği, İmam Hatip okullarıyla ilgili olarak attığı adamları tasvip ederiz. Bunlardan dolayı müteşekkiriz. Ama eğitimin içi boşaldığı için de üzgünüz. Bundan dolayı da ciddi tedbirlere evet. ihtiyaç var. Onun için önümüzdeki seçimlerde evet. inşallah insanlarımız düşünerek karar verirler ve ben ümit ediyorum ki Saadet Partimizi desteklerler. Evet. Efendim eski yol arkadaşlarınızla görüşüyor musun Sayın Abdullah Gül'le veyahut da örneğin Bülent Arıç'la? Ben bütün arkadaşlarla görüşüyorum. Yani Abdullah Bey de dahil, Bülent Bey de dahil. Herkesle Türkiye'nin de. Gündemini böyle ikili görüşmelerde konuşuyor musunuz? Elbette yani bu konular gündeme geliyor ama çok geniş bir perspektifle görüştük şimdiye kadar. Daha dar bir çerçevede iş birlikleri nasıl olabilir, olur mu bunlarla ilgili bir görüşmemiz olmadı henüz. Evet, yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar çok sağ diliyorum efendim. Evet sayın seyirciler yaklaşık herhalde bir saati rahat geçtik. 1,5 saati yakın bir beraberliğimiz oldu. Kendilerine ben çok